Evet sevgili seyirciler, Fenerbahçe kafilesi havada ve İstanbul'a iniş yapacaklar. Sonrasında da yarın neler olacak, neler bitecek? Fenerbahçe'de kadro dışı kalması beklenen oyuncular var. Bazı isimler geliyor ama bu isimler net olmadığı için söyleyemiyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi bugün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Beşiktaş'ta Bursa Spor taraftarları arasında, daha doğrusu Beşiktaş'ta Bursa Spor taraftarları arasında demeyelim, bütün Bursa Spor taraftarını, bütün Bursa Spor camiasını bu olayın içerisine tabii ki katmak mümkün değil. Bursa Spor'un tüm taraftarlarını bu olayın içerisine almayalım. Bazı kendini bilmez taraftarlar, yine taraftar diyelim şimdilik, bir grup Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki Beşiktaşlı'yı yaralıyor. Sivas Bursa Spor maçı için Sivas'a giden Bursa Sporlu taraftar grubuyla İstanbul'dan maçtan dönen Beşiktaşlı birkaç taraftar bir restoranda karşı karşıya geliyorlar, kalıyorlar. Orada bazı olaylar çıkıyor. Bu olaylar sonrasında Beşiktaş'ta Şerafettin Baş isminde bir öğretmen olduğu söyleniyor ki birazdan canlı yayınımız olacak ki Gediz Beşiktaşlılar Derneği de Salih Işık, Sayın Salih Işık da yayınımızda olacak. Olayları anlatacaklar ama önce biz bu görüntüleri bir izleyelim. Görüntüleri izlemeden önce şunu belirteyim. Yayına başlarken de söylemiştim. Beşiktaş Kulübü Başkanı, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Fikret Orman, Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Beşiktaş Kulübü'nün avukatı ve Sayın Candaş Tolga Işık, Beşiktaş İletişim Komitesi Başkanı, bizzat bu taraftarı arıyorlar. Şerafettin Baş isimli taraftarı arıyorlar. Kendilerine geçmiş olsun dileklerini iletiyorlar. Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Sayın Yazıcıoğlu, Mahmut Yazıcıoğlu bu davayı bizzat üstleniyor. Ve İçişleri Bakanlığı'yla görüşülüyor Sayın Süleyman Soylu'yla. Sayın Süleyman Soylu bu konuda gereken neyse yapılacak diyor ve çok 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 ciddi olarak bu olayın üzerine duruyorlar. Bir olayı izleyelim, sonrasında da dönüş yapalım. Bursa Sporlu, Bursalı taraftarın tweetini görelim önce. Bir tweet atıyor. Bu olaydan sonra, bu olaya karışanlardan bir tanesi bir tweet atıyor. Tweet'i getirir misiniz ekrana? Yaralılarınızı Bozüyük Devlet Hastanesi'nden alabilirsiniz. İsmi vermiyoruz. Kim Niye? Olduğunu vermiyoruz. Niye? Vermeyelim hocam. O İçişleri Bakanlığımız, devlet şu anda bu konuda çok ciddi anlamda hassas davranıyor. Sayın Süleyman Soylu çok büyük talimatlar vermiş. Bu kişilerle ilgili olarak neler olup neler bitecek anlatacaklar zaten. Şimdi yaralılarınızı Bozüyük Devlet Hastanesi'nden alabilirsiniz diyorlar Beşiktaşlılara. Gediz Dernek tweetleri bir görelim. Gediz Beşiktaşlar Derneği'nden geliyor şu anda. Gediz Beşiktaşlar Derneği'nden kamuoyuna saygıyla duyurulur. Değerli Beşiktaşlar, dün gece Kayseri Spor maçı sonrasında eve dönüş yaparken gece 01 sıralarında aracımız Bozüyük'te yemek yemek için mola vermiş ve araçtan indiğimiz anda yaklaşık 250 kişilik bir grubun saldırısına uğradık. Üzerimizde Beşiktaş forması olmasını bahane ederek bizlere saldıran Bursa Spor taraftarını cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Yaşanan üzücü olayların sosyal medyaya düşmesi sonrasında tüm sevenlerimize devam. Hepimizin iyi olduğunu, kutsal formamızı canımızla dişimizle koruduğumuzu ve gerekeni yapacağımızı açıklama gereği hissettik. Bursa Spor taraftarının tümüne mal edilmemesi gereken bu olaylarda 8 insana yüzlerce kişi saldırma cesaretini ve hadsizliğini gösterenler, o kadar insanın ve mekanın güvenliğini hiçe sayanların hepsi tek tek tespit edilecek ve gereken yapılacaktır. Bizi merak eden, arayıp ulaşamayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor. Hepimizin iyi olduğumuzun bilinmesini rica ediyoruz. Gediz Beşiktaşlar Derneği. Bunun sonrasında Beşiktaş'tan bir kınama geldi. O kınamayı görelim. Beşiktaş Kulübü, taraftarlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bozüyük'te bir dinlenme tesisinde
Gediz Beşiktaşlar Derneğimizin üyeleri Şerafettin Baş ve Halil İbrahim Işık isimli taraftarlarımızın bir grup futbol teröristi tarafından saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Üzerlerinde Bursa Spor forması olmasına rağmen ne Bursa şehrimizi ne de Bursa Spor camiasını temsil etmeyen bu futbol teröristleri maalesef ki Türk futbolunun önündeki en çirkin engeldir. Başkanımız ve yönetim kurulumuz darp edilen taraftarlarımıza ulaşarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bursa Spor camiasının da bu olaydan en az bizim kadar üzgün olduğunu yürekten inanıyoruz. Kulübümüz İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunarak başlayan hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır. Darp edilen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Futbolun güzelliklerini kirleten bu tür olayların bir daha asla tekrarlanmamasını temenni ederiz. Saygılarımızla Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Salih Işık, Gediz Beşiktaşlar Derneği Başkanı şu anda zaten yaralanan Şerafettin Baş'ın da yanında. Sayın Başkan, iyi geceler. İyi geceler. Olayları DSF olarak okuyalım, evet. Evet. Salih Bey, bizi izleyebiliyorsunuz değil mi şu anda? Evet, izleyebiliyorum, evet. Ekrandaki sizsiniz. Evet. Tamam. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler. Önce herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dün akşam yaşanan üzücü olaylar ne yazık ki bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren bir grup Bursa taraftarının görüntüleri sosyal medyada paylaşması da hızla yayılmıştır. Dün gece yaşanan üzücü dakikaları olayın mağdurlarından dernek başkan yardımcımız Şerafettin Baş sizlerle birazdan paylaşacaktır. Ancak öncesinde müsaadeniz olursa ben de birkaç... Şerafettin Bey iyi mi? Kendisi iyidir, evet. Durumu gayet iyi. Herkesin durumu gayet iyidir. Tamam. Dinliyoruz sizi. Tamamdır. Öncelikle bilinmelidir ki bu olayı tüm Bursa Spor camiasına ve orada bulunan taraftarların tamamına mal etmek doğru değildir. Her ne kadar bize saldıranlar Bursa Spor taraftarlarıysa da olayların büyümesini önleyip bizi oradan çıkaranlar da sağduyulu olan Bursa Spor taraftarlarıdır. Onlara şahsım adına çok teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir aile, çok büyük bir camiadır. Ve kulübümüz gerekli hukuki süreci başlatmıştır. Bizleri arayıp desteklerini ve geçmiş olsun dileklerini ileten başkanımız Sayın Fikret Orman'a, yöneticilerimize ve bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerek kulübümüz, gerek derneğimiz, gerek de tüm Beşiktaş dernekleri olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Dün gece olayı duyan Avukat Dernek Başkanlarımız bu saate kadar canlarıyla, başlarıyla olayın üstüne gitmişler ve kulübümüz dışında da gerekli hukuki süreci başlatmışlardır. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gediz Beşiktaşlar Derneği kulübümüzün ve camiamızın en sosyal, en aktif, en sevilen derneklerinden biridir. Bu sebeple de hiçbir platformda yalnız bırakılmamıştır. Tüm camia olarak bu olaylara karışıp futbolu çirkinleştiren bir... Salih Bey, bir küçük bir ara rica ediyorum sizden. Bizler Beşiktaş camiası olarak bu olaylara karışıp futbolu çirkinleştiren bir grup futbol teröristinin bir an önce yakalanarak gereken cezaları alması konusunda emniyet güçlerine olan güvencimiz tamdır. Telefonunuzda bir soru mu var Salih Bey? Gidip gelin telefon, kusura bakmayın. Yok, bir cızırtı var, bir şey var. Evet, şu an var mı hala? Biraz daha var. Kulaklıktan falan konuşmuyorsunuz değil mi? Hayır, normal bir saniye kapatayım. Şu an nasıl? Biz sizi bir daha arayalım, olur mu? Biz sizi bir daha arayalım. Okay, arkadaşlarımız tamam. Bir daha arasın. Bir daha arıyorlar arkadaşlarımız sizi. Çok vallahi. Evet, tekrar söylüyorum. Yayınımıza herkes bağlanabilir. Bursa Spor'dan da temsilciler kimse Bursa Sporlular da bağlanabilirler. Bunun da altını çizerek belirtelim. Bunu Texas grubuna mal etmemek gerekiyor. Texas grubunun adı geçiyor sürekli ama Texas grubuna mal etmemek gerekiyor. Bunun bir altını kırmızı kalemle çizerek belirtelim. Dernek Başkanı Salih Bey de aynı şekilde söyledi. Orada bazı Bursa Sporlu taraftarlar da bizi dışarıya çıkartmaya çalıştılar. İzin vermediler diğerleri dedi. Kurtarmışlar ya. Tekrar söylüyorum. Bütün efendim, Bursa Spor taraftarına mal etmeyelim. Yani neden, arıyorlar ya arkadaşlar. Neden başlamış? Evet. Ne olmuş yani? Neye sataşma nedir falan filan yani. Her Bursalı ile Beşiktaş'ta karşılaştığı zaman tabii. Formalı kavga mı olacak? Yani ne olmuş? Ne düel, hani söz düellosu nasıl olmuş ne falan filan yani. Hattımızdaymış tekrar. Evet. Geliyor mu sesim? Evet geliyor. Neden başladı? Şimdi Salih Bey biz sizin yazılı Salih açıklamanızı Bey. Duyduk. Neden Salih başladı? Sen orada mıydın? Şimdi ben de oradaydım. Evet. Olay tamam abi anlatsana bize yani kim nasıl oldu ilk başlangıcı nasıl oldu bu iş?
Yani biz İstanbul'dan gelip girdiğimizde tesislere otobüsler diğer taraftaymış. Biz kırların arasında kaldığımız için fark etmedik orada Bursa Spor taraftarının olduğunu zaten. Evet. Araçtan dört arkadaşımız önce indi. Ben de diğer kalan arkadaşlarımızı kaldırmak için arkada kaldım biraz. İndiğimiz anda işte arkadaşlar şeye girerken saldırıyorlar otobüslerden. Durup dururken onlar saldırı da, oluyor. Evet, onlar da geri kaçamayacakları için içeri giriyorlar. İçeride de Bursa Spor taraftarı var. Yani arada kalıyorlar. Geri de çıkamıyorlar. İçeri de giremiyorlar. Olay siz, böyle başlıyor. Siz de darp edildiniz mi Salih'cim? Efendim? Sen de darp edildin mi? Yok Sinan Bey, ben darp edilmedim. Ben olayın müdahale oldum. Geri hemen kapandık üstüne hep beraber biz. En ağır darp edilen ne hasar var arkadaşlarımızda? Ayağımızın arkadaşımda bir 15 tane dikiş atıldı işte. Bu televizyonda yayında bıçaklı olduğu söylendi. Bıçaklı olan bir mevzu yok. Arkadaşımız ittiriliyor, et reyonla çarpıyor, kırılan camlar ayağını yarıyor. Bıçaklı, yani bıçaklı olan söz konusu yok, hayır. Bıçaklı, şey malalı, malalı, döner bıçaklı bir şey yok değil mi? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Yani yumruk yumruğa kavgalar var. Onlar kalabalıklar yalnız çok. Yani kavga demeyelim, bizimkiler savunma yapıyorlar artık, kapanıyorlar. Çünkü onlar karşılık veremiyor, iki kişi kalıyorlar içeride, evet. Aynen. Halil Işık'ın durumu nasıl? Çok geçmiş olsun. Onun da kent durumu iyidir. Hepimizin durumu iyi çok şükür. Kimsede bir şey yok. Burada duyarlı olan Bursa Spor taraftarına yine teşekkür ediyoruz. Onlar da bize yardımcı oldular. Olayları büyütmediler. Var zaten ekrana geliyor görüntüler. Şerafettin, evet. Şerafettin Bey'i alabilir miyiz? Tabii ki. Kendisine vereyim. Beşiktaş taraftarımızın da sağduyulu olmasını temenni ediyorum. Bunu Bursa Sporlu tüm taraftarlara mal edemez hiç kimse. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Yaralanan 15 dikiş atılan Şerafettin Baş şu an telefonda. Şerafettin Bey. İyi akşamlar Erdem Bey. İyi akşamlar, iyi geceler. Çok geçmiş olsun. Şu anda ekrandaki sizsiniz. Şerafettin Bey, üstünüzde Beşiktaş forması. Siz öğretmen misiniz? Öğretmenim, evet. Evet, peki hocam çok geçmiş olsun. Bir anlatabilir misiniz? Bir de sizden dinleyelim. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yani iyiyim. Şu an kendimi daha iyi hissediyorum. Sorun yok, şu an iyiyim. Anladım. Peki bir de sizden dinleyebilir miyiz? Yerde kapanan siz misiniz? Evet, görüntülerde ben varım, evet. Ne olduğunu anlatabilir misiniz bir de sizden dinleyebilir miyiz? Anlatayım. Gece saat 1 sularında yemek molası vermek için Bozüyük'te biz dinlenme tesislerine giriş yaptık. İçeri girmeden önce etrafımızın kapalı olmasından dolayı taraftar otobüslerini göremedik. 4 kişi içeri giriş yapınca Bursa Spor taraftarları ile biz orada karşılaştık. Kapıda. Evet. Arkadan gelen arkadaşlarımıza dışarıdan ve içeriden saldırılar oldu. İnsanları ayırmak ve arkadaşlarımı oradan çekip alabilmek amacıyla ben de o tarafa doğru hareket ettim. Size ne dediler ki? Ne dediler size? Ben hiçbir şey duymadım o esnada. Bu arbede kapıda başladı diğer arkadaşlarımızla. Ben arkadaşlarımı orada çekip alabilmek amacıyla o tarafa doğru hareket ettim. Galiba formalarla burada dolaşamazsınız demişler. Burada ne işiniz var demişler. Evet. O sırada bana da saldırdı. Görüntüler de var. Ben hemen arkamdaki etriyonu var. Etriyonun üzerine düşünce oradaki cam patladı. Benim bacağımı kesip edildi. Hocam telefonda bir sorun mu var? Hoparlör açık şu anda. Tamam, hoparlör açmayın. Hoparlörü açmayın sizden rica ediyorum. Hoparlörü kapatın. Sercan sen de ara. Sercan. Onur duydun mu beni? Evet. Devam edebilirsiniz. Evet, görüntüler de var. Daha sonra orta kısımları bana saldırılar oldu. Hı hı. Ama şunu da özellikle belirteyim. Bizi yine oradan sağduyulu Bursa Spor taraftarları çekti aldı içeriye. Sağ olsunlar. Yani, zaten var. Aralarında dikkat çekiyor. Bazıları hatta kendi arkadaşlarına vuranlar var. Evet. Kendi arkadaşlarına vuranlar var. Benim üzerime kapatılan bir Bursa Sporlu abimiz var. Allah ondan bin kere razı olsun. Kim? Evet. İsmi Şerafettin. Bir abimiz var. Belki benden çok kere o maruz kaldı. Bursa Sporlu bir taraftar sizin üzerinize kapandı. Yani evet, sizden daha çok o darbe aldı diyorsunuz. Evet. Kendini sürekli orada. Bu ne inancı ya? Bu ne inancı ya? Bu nasıl bir şey ya? İnanılır gibi değil ya. Ne olduğunu o an biz de hiçbir şey anlamadık yani. Allah, kendi taraftar arkadaşı yani sizin üstünüze kapanıyor.
O bile evet. Darp ediliyor yani. Neyin hıncı evet. Bu ya? Evet Sinan abi. Ya, Şerafettin hocam. Şerafettin hocam bir hatta kalır mısınız? Hayret abi ya. Benim de uzun yıllardır görüştüğüm, bütün hani Türkiye'de tribünlerin çok yakından tanıdığı, Bursa Sporlu taraftarların da çok yakinen tanıdığı Texas grubunun başında Selim Kurtulan telefon attığımızda şimdi. Selim Bey iyi geceler. Selim Bey iyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.